Değerli Altın Rehber izleyicileri, sektörler arası Türkiye turumuz hız kesmeden devam ediyor ve bizler de sizler için sektörlerimizi mercek altına almaya devam ediyoruz. Bugün sizlere geçmişten gelen güzelliğini günümüze kadar taşıyarak bizlere doğal ve kültürel güzelliklerini sergileyen bir ilimizden Kütahya'dan sesleniyoruz. Kütahya'da kurulduğu günden itibaren gerek verdiği profesyonel hizmetleriyle gerek güler yüzlü çalışmalarıyla sektöründe markalaşmayı başarmış bir firmaya makro turizme konuk olduk. Yanımda işletme sahibimiz Murat Şişko var. Bakalım Murat Bey bizimle ne gibi değerli bilgilerini paylaşacak? Murat Bey, bizleri konuk ettiğiniz için öncelikle şahsınıza ve kurumunuza çok teşekkür ediyorum. Nasılsınız? İyiyim Allah'a şükür. Sizler nasılsınız? Ben size teşekkür ediyorum Kütahya'ya geldiğiniz için. Bizleri konuk ettiğiniz için biz sizlere çok teşekkür ediyoruz. Sizleri yakından tanımakla programımıza başlayalım öncelikle. İşletme sahibimiz, bu genç girişimcimiz Murat Şişko kimdir? Ben Murat Şişko. Kütahya 1991 doğumluyum. Kütahya'nın yerlisiyim. Peki kaç yıldır bu sektördesiniz? Firmamız kaç yıldır faaliyette? Bunları da sizlerden dinlemiş olalım lütfen. Şu an yaşım 27. İnanamazsınız ama 10-11 senedir bu sektördeyim. Küçükten beri, oldukça küçükten beri bu sektördeyim. Meraktan dolayı girdiğim bir sektör. Mutluyum yani, öyle diyeyim size. Peki firmamız kaç yıldır faaliyette? Firmamız temel olarak 35-40 senelik bir firma. Yüksek kaldırajlı bir firma zaten. Yüksek yerlere hitap ediyor. Peki turizm için sizlerin sevdiği iş, o yüzden bu sektörün içerisinde diyebilir miyiz? Turizm benim hayatım diyorum yani, o şekilde açıklayayım. Maddi yönden, para kazanmak konusundan değil, turizm benim hayatım gerçekten. Gerçekten işini çok seven bir işletme sahibiyle beraberiz ve başarılarınızı devamını diliyoruz bu konuda. Peki makro turizm müşterilerine ne gibi hizmetler sunar, burada sunmuş olduğunuz hizmetler nelerdir? Yine bunları da sizlerden dinlemiş olalım lütfen. Makro turizm olarak Kütahya'da ne gibi hizmetler veriyoruz? Kütahya halkına en baştan en sonuna kadar en iyi hizmeti verebilmek için. Kütahya'da insanların cebine, insanların cüzdanına, insanların düşüncesine, yani hangi tür düşünceye sahipse o türden, yurt içinde olsun, yurt dışında olsun, haçta olsun, ümrede olsun en iyi hizmeti verebilmek. Memnun kaldım Murat'tan, yani makro turizmden memnun kaldım diyebilsin diye elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Aslında burada çok hayırlı bir iş yapıyorsunuz ve insanları hacca ve umreye gönderiyorsunuz. Öncelikle izleyicilerimin de buradan çok merak ettiği sorulardan bir tanesi, hac başvurularında sizler nasıl yardımcı oluyorsunuz? Herkes hac başvurusu yapabilir mi? Herhangi bir yaş sınırlaması var mıdır? Bu konuda uzman olarak sizlere sormuş olalım bu sorumuzu da. Ben şöyle cevap vereyim ona. Herkes başvurabilir. Allah'ın yarattığı herkes başvurabilir diyeyim. Çünkü bu çok kutsal bir yolculuk. Her zaman dediğimiz gibi Rabbimin çağırdığı insanlar, Allah'ın çağırdığı insanlar gidiyorlar. Ve de insanın içindeki niyet neyse o oluyor. Ben şu yaşıma kadar 11 senedir bu işin içindeyim. Çok isteyen kişilerin, özellikle niyetine giren kişilerin bizzat Allah tarafından oraya çağrıldığını, gittiğini görüyoruz. Yani işlemler çok zor değil. Türkiye'de hiç zor değil. Sadece bir kura sistemi var. O da oldukça bu yönde zorluklar var. Ama şimdi artık ümre kolaylıkları olsun, Mekke-i Mükerreme'de, Medine-i Münevvere'de yapılan hizmetler olsun, İnsanlar kolaylıkla bir ay içinde haç da haricinde ümreye gidebilir istediği şekilde. Biz o kolaylığı sağlıyoruz. Haç için anladığım kadarıyla bir başvuru sisteminin ve buradan da kuradan isimlerin çıkması gerekiyor. Ancak umre için böyle bir durum söz konusu değil sanırım. Evet, umre için öyle bu şekilde bir duruma ihtiyacımız yok. Büromuza gelip ya da şahsen benle görüştüklerinde direkt yazıyoruz. Resmi işlemleri başlıyor. Pasaport işlemleri ve daha sonra umreye ziyaretine belirlediğimiz tarihte kafile olarak gidiyoruz. Kafile dışı umre ziyareti yapmıyoruz, yani şahıs olarak gitmiyoruz. Kafilemizi ayarladıktan sonra seminerlerimize, Ulu Camimiz var. Kütahya'yı tanıttığımızda görürsünüz. Ulu Camimiz gerçekten güzel bir cami. Orada seminerlerimizi yapıp güzel bir şekilde havalimanından çıkış yapıp Mekke-i Mükerreme'yi, Medine-i Münevvere'deki ziyaretlerimizi yapıp şehirlerimize, insanların sevdiklerine ulaştırıyoruz. Tabii ki burada onların konaklayacağı yerler, gezeceği yerler tamamen sizler tarafından belirlenip her şey orada hazır oluyor değil mi? Konaklamalarımızda bütün her şey, yani insanlar sadece maddi ücretlerini ödeyerek
yola çıkıyorlar. Yani konaklama olsun, diğer hizmetler olsun, yeme içme, gezmeleri, orada rehberlikleri, Diyanet'in görevlileri, hocalarımız hepimiz orada el birliğiyle Ümreciye ne kadar güzel hizmet verebilmek yolunda istediğimiz her şeyi onlara yapabiliyoruz yani güzel yönde. İnsanlar da memnun kalıyor. İnşallah sonucunda da ileriki zamanlarda da bu şekilde olur. Bizler de dediğim gibi tekrarlamak istiyorum. Başarılarınızın bu konuda devamını diliyorum. Tabii ki burada ön plana çıkan hac ve umre organizasyonları. Ama makro turizmde hizmetler bununla sınırlı değil. Bunun dışında da vermiş olduğumuz hizmetler var turizm alanında. Bunun dışındaki yine turizm sektöründeki faaliyet alanlarınızı yapmış olduğunuz hizmetleri yine sizlerden dinlemiş olalım lütfen Murat Bey. Şöyle söyleyeyim. Makro turizm Kütahya şube yetkilisi olarak Murat Şişko ben. Yıllardır şu hizmetin peşindeyim. Kütahya'daki güler yüzlü halkımızı, Kütahya'nın halkı çok güler yüzlü, sıcak, insanına karşı çok güler yüzlüdür. Onlara güzel bir şekilde Kütahya haricindeki bütün şehirlere, bütün şehirleri diyorum abartısız, Güney Anadolu, daha sonra Karadeniz bölgesi, Bursa, İstanbul, Çanakkale, çünkü Türkiye değerleriyle meşhur bir ülke. Onun için ülkemizin en güzel yerlerini en güzel şekilde gezdirmek için. Ama şunu önemli söylüyorum. En önemli şey maddi şeyde en alta düşürebilmek. Yani biz makro turizm için yani sizlerin burada sunmuş olduğu hizmetler için şunu söyleyebiliriz ki kar amacı gütmeksizin müşteri odaklı, müşteriyi buradan memnun gönderebilmek ve onun istedikleri doğrultusunda hareket eden bir firma diyebiliriz burası için ve Türkiye'nin her yerine turizm sektöründe, turizm alanında faaliyet gösteren bir firma olduğunuzu söyleyebiliriz. Tabii ki sizin firmanız Kütahya içerisinde ama bunun dışında diğer illerden gelen misafirlerinizi de onların da istekleri, taleplerine karşılık verirsiniz sanırım. Şu anda alt yayın bandımızda görünen iletişim bilgilerinizden sizlere ulaştıklarında. Şöyle diyeyim, yani tanıtım amaçlı olduğumuz için bütün şehirlere gittiğimizde orada insanlar ilgi gösteriyor. Nereden geldiniz, ne gibi hizmetleriniz var? Biz de diyoruz Kütahya'dan geldik. Biz bu şekilde bir topluluğuz, bu şekilde grubuz. Kafilemiz, ekibimiz bu şekilde. O anda insanların tabii iletişim bilgilerimizi aldığında bize ulaştıkları görülüyor dışarıdan. Ama öncelikli olarak şey yaptım Kütahya'nın halkı yani onu söyleyeyim. Önceliğimiz Kütahya halkı ama Türkiye'nin herhangi bir yerinden gelen misafirlerimizi tabii ki cevapsız bırakmıyor ve onların da taleplerine yardımcı olmaya çalışıyoruz diyelim öyleyse. Tabii siz bu işe çok severek girdiniz ve emin adımlarla ilerliyorsunuz bu sektörde. Peki sektördeki hedefleriniz nelerdir? Bunları da yine sizlerden dinlemiş olalım lütfen. Şöyle diyeyim, hedefim turizmde Türkiye'de bir numara olmak istiyoruz. Kendi şahsıma konuşmak istersem, turizm konusunda Kütahya'nın ya da diğer şehirlerin alt taban insanların da buna hakkı olduğunu düşünüyorum. Nasıl hakkı olduğunu düşünüyorum? İnsanların her türlü maddi imkana sahip olan insanların gidip her şehirde, her yerde uygun şartlarda konaklayıp, uygun şekilde yiyip içmeleri, oraları gezip görmeleri hakkı olarak görüyorum. Bu şekilde de ileriye kadar gideceğim inşallah. Sonucu ne olursa olsun bunu hiçbir şekilde vazgeçmeyeceğim. İnsanların turizm hakkında hep ileriye gitmesini istiyorum yani görmelerini, Türkiye'nin güzelliklerini, maneviyatını ve güzel şeylerini tatmalarını istiyorum.